Maya uygarlığı sırlarla dolu. Uzmanlar bile sofistike yazı dilleri, matematik ve astronomi bilgileriyle modern aletler olmadan yapmayı başardıkları mimari şaheserler karşısında şaşkınlar. Bu şaheserleri nasıl yarattıkları da bir tartışma konusu. Ancak şimdi oraya girmeyelim. Bunun yerine size harika mimari başarılarından bazılarını göstereyim ve sonra isterseniz Mayaların gizemli diyarına bir gezi yapabilirsiniz. 1. Kukulkan Tapınağı, Chichen Itza. Milattan önce 9. ve 12. yüzyıllar arası inşa edilen tapınak, Maya yılan tanrısı Kukulkan'a adanmıştır. Bu yapının fotoğrafı 1880 yılında ilk kez çekildiğinde tapınak neredeyse tamamen ormanın içine gizlenmişti ve üstünü kısmen bitkiler örtmüştü. Piramide benzeyen yapı bir sıra kare taraça ve bunların dört yanından tapınağın zirvesine çıkan merdivenlerden oluşuyor. Her merdivenin 91 basamağı var ve en yukarıdaki tapınak platformunu da sayarsak toplam 365 basamağa sahip, yani bir yıldaki gün sayısı kadar. Bunun bilinçli bir tasarım mı yoksa sadece bir tesadüf mü olduğunu belki hiç bilemeyeceğiz. Ancak bu eserin inşasında kullanılan akıl almaz mühendisliğin adeta sihir gibi görünen illüzyonlar sağladığını biliyoruz. Sonbahar ve ilkbahar ekinokslarında piramidin basamaklarını tırmanan bir yılan silüeti görünür. Bu silüet Mart ayında yukarı ve Eylül ayında aşağı hareket eder. İllüzyon yaklaşık 3 saat sürer ve binlerce turist bu manzarayı görmek için bölgeye akın eder. Eğer yılan illüzyonunun antik mimarların yegane başarısı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Piramidin bir sırrı daha var. Üstteki taşların içinde daha küçük ikinci bir piramit var ve onun altında üçüncü bir piramit daha var. 2. Balınken Şemaraları. Burası standart turist gezilerinin bir parçası değil. Ancak içerideki atmosferin ne kadar güzel olduğunu düşünürsek burayı kaçırmak istemeyeceksiniz. Balınkenşe ismi kutsal jaguar tahtının mağarası anlamına geliyor. Jaguar derken kastettikleri şey Maya liderleri. Aklınıza gelen benekli kedigil değil yani. Bu büyüleyici mağaralar ilk kez 1905 yılında iki Amerikalı arkeolog tarafından keşfedildi ve hala merak uyandırmaya devam ediyorlar. 1954 yılında José Humberto Gómez adında bir yerel rehber tesadüfen gizli bir duvar buldu. Arkasında ne olduğunu merak etti ve geçebileceği genişlikte bir delik açana kadar taşları kaldırmaya başladı. Duvarın arkasında bir sürü koridor vardı ve hepsi de çıkmaz yollardı. Vazgeçmedi ve arayışına devam etti. Şansı yaver gitti ve sonunda onu mağaraya ulaştıran bir koridor buldu. Orada gördükleri büyüleyiciydi. Oranın yerlisi olduğundan Mayaların kutsal ağacını temsil eden devasa sarkıt ve dikitleri hemen tanıdı. Şansı sayesinde bugün Maya Dünya Ağacı veya Maya Hayat Ağacı olarak bilinen eseri keşfetmişti. 3. Cenote Ixquil. Bu obruk Meksika'nın Yucatan eyaletinde bulunuyor ve bana inanın burası başka bir dünyadanmış gibi görünüyor. Mayalar bu alanı dini ritüeller için kullanıyor olsa da günümüzde turistlerin burada yüzdüğünü görebilirsiniz. Yukarıdaki açıklıktan dökülen asmalar küçük şelaleler eşliğinde suya kadar iniyorlar. Suda eğlendikten sonra acıkmaktan veya üstünüzü değiştirecek yer aramaktan korkmayın. Burada aynı zamanda bir restoran, giyim kabinleri ve kiralık kulübeler var. 4. Nohuçmul Piramidi. Chichen Itza'nın Kukulkan Piramidi, 2006'da gerçekleşen bir kazadan beri tırmanışa kapalı. Yani eğer gezinizin bir piramide tırmanmadan tamamlanmaması gerektiğini düşünüyorsanız, bu 42 metre yüksekliğindeki piramidi ziyaret etmelisiniz. Yüksekten korkmuyorsanız ve 130 dik basamağa tırmanacak enerjiniz varsa Yucatan'ın eşsiz mağarasını izleyebilir ve Koba'nın halka açık olmayan alanlarını görebilirsiniz. Örneğin doğudaki Macansoc Lagünü ve güneybatıdaki Koba Lagünü. 5. Tulum Antik Kenti. Karayip Denizi'ne kıyısı olan tek Maya şehri Tulum.
Yucatan Yarımadası'nın kayalıklarından 12 metre yüksekte kalıyor. İyi korunmuş bu şehir, Mayalılar tarafından inşa edilen ve kullanılan en son şehirlerden biriydi. Uzmanlara göre şehrin esas adı Şafak Şehri anlamına gelen Zama olabilir ki bu gayet makul. Çünkü şehir doğuya bakıyor. Şehirdeki en meşhur üç yapı şunlar: El Castillo, Fresklerin Tapınağı, Alçalan Tanrı'nın Tapınağı. Diğer Maya şehirlerinin aksine Tulum'un etrafında onu kuzeydeki göçebe kabilelerden koruyan güçlü duvarlar var. Bu duvarlar sayesinde İspanyollar Meksika'yı ele geçirmeye başladıktan sonra şehir 70 yıl daha hayatta kaldı. Burası sadece Maya tarihini görmek isteyenler için değil, doğa aşıkları için de ideal bir yer. Tulum bölgesinde daha pek çok obruk var. Bunlardan bazıları Maya Blue, Naharon, Temple of Doom, Tortuga, Vakaha, Grand Canyon, Abiyas ve Nohkin. 6. Sihirbazın Piramidi, Uxmal. Uxmal'daki en uzun ve en meşhur yapının başka isimleri de var. Mesela Cücenin Piramidi, Casa El Adivino ve Kahinin Piramidi. Diğer piramitler gibi bu da pek çok mitolojik hikayenin merkezinde yer alıyor. İsimlerin kaynağı olan iki hikayeden bahsedeceğim. Bir efsaneye göre İtzamna adındaki bir sihirbaz sihrini ve gücünü kullanarak piramidi tek başına bir gecede inşa etmiş. Bir başkasına göre ise Uxmal şehri bir anneden doğmamış bir oğlan belli bir çanı çaldığında fethedilecekmiş. Bir gün çan bir cüce tarafından çalınmış ve o cüce yaşlı ve çocuksuz bir kadının yumurtladığı yumurtadan çıkmış. Çanın sesi şehrin hükümdarlarını öyle korkutmuş ki cücenin infazını emretmiş. Hükümdar daha sonra bu kararından vazgeçmiş ve cücenin hayatını imkansız görünen 3 görevi tamamlarsa bağışlayacağını söylemiş. Görevlerden biri, şehirdeki tüm binalardan daha yüksek, devasa bir tapınak inşa etmekmiş. Hem de bir gecede. Cüce bütün görevleri başarıyla tamamlamış ve piramidi de inşa etmiş. Böylece hayatı bağışlanmış. Alanı ziyaret eden turistler aynı zamanda her akşam hem İngilizce hem de İspanyolca gösterilen ses ve ışık gösterisini de izleyebilirler. 7. Yazıtlar Tapınağı, Palenque. Bu tapınak, Palenque'in 7. yüzyıldaki hükümdarı Kral Pakal için bir mezar olarak inşa edilmişti. Bu anıtın inşası, kralın hayatının son 10 yılında başlamış ve hükümdarlığı devralan oğlu tarafından bitirilmiştir. Tapınağın iç duvarları yaklaşık 600 hieroglif ile donatılmıştır ve bazıları henüz çözülememiştir. Piramidin en üstünde 3 odalı bir alan vardır. 1949'da odalardan birinin hükümdarların antik hazine ve eserlerle dolu mezarına çıkan gizli bir koridor barındırdığı keşfedildi. Pakal'ın ölüm maskesi sıra dışı bir eserdir. Tamamen yeşim taşından yapılmıştır. Gözleri ise deniz kabuklarından, sedeften ve obsidyenden yapılmıştır. Eğer kendi gözlerinizle görmek isterseniz bilmeniz gereken bir şey var. Turistler mezara kabul edilmiyor. Ancak moraliniz bozulmasın, maskenin birebir kopyası Meksika Ulusal Antropoloji Müzesi'nde sergileniyor. 8. Maya şehri Yangtze-Chilan. Palenque'den pek de uzak olmayan antik şehir Yangtze-Chilan, Maya İmparatorluğu'nun en güçlü eyaletlerinden biriydi. Şehir ana yapılarının lento olarak da bilinen girişlerinin üstündeki iyi korunmuş taş süslemeleriyle meşhurdur. Bu lentolardaki hieroglif metinler şehrin tarihine dair bilgi verirler. Yakın zamana kadar alana ulaşmak sadece nehir ya da hava yoluyla mümkündü. En yakın yol 160 kilometre uzaklıktaydı. Bu durum 1980'lerin başında Meksika hükümetinin yaptığı sınır otoyolunun inşasından sonra değişti. O zamandan beri turistler bu kalıntıları düzenli olarak ziyaret ediyorlar. 9. Bonham Park Freskleri. Bu şehir Yangtze-Chilan yakınlarında bulunuyor. Belki aşırı derecede etkileyici olmayabilir ama bunu fresk tapınağında bulunan müraylarla telafi ediyor. Bu alanı keşfeden ilk yabancılar Herman Charles Ferry ve John Bourne isimli iki Amerikalı seyyahtı. İkiliyi harabelere yönlendirense hala bu antik tapınağı ziyaret eden Mayalardan başkası değildi. Fresklerde resmedilenler arasında Maya hükümdarları, dans eden insanlar, müzisyenler, savaşlar ve kurban etme törenleri bulunuyor.
Maya sanatları uzmanı Profesör Mary Miller'a göre bize Maya tarihini Bonampak resimlerinden daha iyi gösteren başka bir eser daha yok. On, Büyük Jaguar Tapınağı, Tikal. Bu tapınak, dünya mirası sit alanının kalbinde bulunuyor ve Maya mimarisine has karakteristik çatı taraklarının üzerinde duruyor. Burası bir mezar tapınağı olarak inşa edilmiş ve arkeologlar nihayet 1962 yılına gelindiğinde inşa emrini veren hükümdarın mezarının yerini belirleyebilmişler. Kralın vücudu büyük miktarda yeşim taşı süslemeleriyle ve yaklaşık 4 kilo ağırlığındaki 114 taşlı büyük bir kolye ile kaplıymış. Günümüzdeki Mayalar 21 Aralık 2012'de Maya takviminin sonunu kutlamalarının bir parçası olarak bu tapınağın önünde yaktıkları ateş eşliğinde tören gerçekleştirdiler ve 3000'den fazla kişi katılım gösterdi. Oldukça havalı değil mi? Peki hangi Maya yerleşkesi içinizdeki gizli arkeoloğu harekete geçiriyor? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama hemen bir yere ayrılmayın. Kanalımızda izleyebileceğiniz 2000'den fazla harika video var. Tek yapmanız gereken soldaki veya sağdaki videoyu seçmek, tıklamak ve keyfini çıkarmak. Hayata olumlu bakın.